Yahudilerin peygamberlere bakışı çok zayıf bir noktada. Peygamberleri itibar etmezler, mucizelerini alaya alırlar. Musa Aleyhisselam'ın kavmi bunun örneği. Düşünsene, gözünün önünde bir adam, Allah'ın selamı onun üstüne olsun, denize asasıyla vuruyor. Deniz ortadan yarılıyor. Kızıldeniz'i yürüyerek geçiyorsun, karşı tarafa geçiyorsun. Arka taraftan senin düşmanın az sonra seni öldürecek Firavun içeride boğuluyor. Geçer geçmez Musa Aleyhisselam'ın arkasından konuştuğun cümleler. Ya böyle sihir hayatımda görmedim be. Siz nasıl bir lanetli insanlarsınız ya? Allah diyor ki bu mucizeyi bana, Musa Aleyhisselam diyor ki bu mucizeyi bana Allah verdi. Yahudiler diyor ki bu seninle alakalı değil. Bu bir sihir. Biz sihri biliriz, biz mucize bilmeyiz. Peygamberlerine dünyada Yahudilerden daha fazla tahfif edici, alay edici gözle bakan bir kavim yoktur. Peygamberlere saygı noktasında çok aşağıladırlar. Çok hakaretamiz bakarlar. Peygamberlerini Hristiyanlardan çok yücelten ve ilahlaştıran başka bir kavim yoktur. Bakın, ifrat ve tefrit. Yahudiler ve Hristiyanlar. Yahudiler peygamberlerini alay alıyor, şimdiki mealciler gibi. Peygamberin hiçbir kıymeti yok, bizim gibi beşer. Mucize falan diye bir şey yok, önemsiz o. Yahudilerle mealciler aynıdır. Akide olarak, inanış olarak aynıdır. Peygamberlere aynı bakarlar. Hiçbir hükmü yok peygamberin. Öldü gitti. Bir postacıydı derler. Hristiyanlar nasıl bakarlar peygambere? Hristiyanlar da İsa Nebi'ye ne dediler? Allah bir olamaz. Allah üçtür dediler. Oo. Neredeyse Kur'an diyor ki, neredeyse onların söylediği bu çirkin söz sebebiyle gökler çatlayacaktı. Çirkin söz. Gökleri çatlatacaklardı. Bu kadar çirkin.